Geldik şimdi merceklerdeki özel ışınlara. Arkadaşlar bunları zaten biliyorsunuz. Sadece şöyle üstünden hatırlayacağız. Çünkü nereden biliyorsunuz? Aynalardan biliyorsunuz. İnce kenarlı merceği çukur aynaya benzetebilirsiniz. Mesela çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçiyordu, değil mi? Mesela çukur aynayı şöyle te temsili olarak çizelim. Asal eksene paralel bir ışın gönderdiğim zaman o ışın odaktan geçiyordu. Çünkü aynalar ışığı karşıya geçiremez. Yani sen aynayı delip karşıya geçecek halin yok. Aynalar ışığı yansıtır ama mercekler ışığı kırar. Dolayısıyla merceklerde kırılma olur ama aynalarda yansıma olur. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Aynalarda bir odak olur, merceklerde iki odak olur falan. Bunu tekrar hatırlatayım. Önemli. Şimdi arkadaşlar bakın çukur aynaya benziyor. Yani üzerine gelen paralel ışığı çukur ayna olsaydı odaktan bu şekilde geçirecekti. İnce kenarlı mercek ışığı karşıya geçirmesi gerektiği için odağa gidiyor. Yani karşıdaki odağa gidiyor. Tersi de doğrudur. Yani tersi nedir? Mesela odaktan bir ışın gelseydi o da asal eksene paralel giderdi. Yani tersi de doğru. Merceğin iki tarafı da e, ışığa aynı şeyi, aynı davranışı gösterir. Yani e, merceğin sol tarafından da paralel göndersen odaktan geçer. Merceğin diğer tarafından da paralel ışın göndersen yine odaktan geçer. Ama aynalarda öyle mi? Aynanın sen arka tarafından bir ışın gönder bakalım. Duvara çarptığı zaman, tosladığı zaman bu ışığın ömrü burada sona erer. Yani ışığın yansıma gibi bir şansı yok. Dolayısıyla merceklerin iki tarafının da aynı şekilde kullanılabileceğini söylüyoruz. İkinci özel ışınımız merceğin optik merkezine gelen yani tam ortasına gelen ışınlar hiçbir şekilde kırılmaya uğramıyor arkadaşlar. Şimdi geldik çukur aynaya benzetiyorduk ya çukur aynada merkezden gelen ışın ne yapıyordu arkadaşlar? Merkeze geri dönmüyor muydu? Merkezden gelen ışın aynaya dik gelmiş kabul ediliyor dik geliyor. Dolayısıyla da kendi üzerinden geri dönmüyor muydu? Dönüyordu. Merkeze 2F diyebiliyoruz. Yani 2F'den gönderilen ışın tekrar 2F'e dönüyordu değil mi? Çünkü bu yansıtıyor. Ama burada yansıtma yok. 2F'den gelen 2F'e döner diyemiyorsun. 2F'e gider diyorsun. Bu kadar basit. Yani çukur aynaya benziyor. Dolayısıyla burada öğrendiğiniz özel ışınları burada kullanabilirsiniz. Çukur aynada 3F'den gelen 1.5F'den geçer diyorduk. Bakın arkadaşlar 3 f'ten göndermişiz 1 buçuk f'ten geçmiş. Veya tersi de doğrudur. Yani 1 buçuktan gelen de 3'ten geçer. Bunlar kesinlikle aynen kullanılabiliyor. Çukur aynada bir diğer ışınımız f bölü 2'den gelen ışın e, aynayı arka tarafta f'te kesiyordu. Böyle bir özel durum vardı arkadaşlar. Şöyle yani kısaca hatırlatıyorum hem onu o konuyu biraz hatırlamış olun diye. F bölü 2'den eğer biz aynaya bir ışın gönderirsek bu ışın şöyle yansıyordu ve ışının uzantısı aynayı arka tarafta eksi f'te kesiyordu. Aynı olay burada var. Bakın arkadaşlar f bölü 2'den göndererek e, bir ışın gönderdim. Normalde ince kenarlı merceğe gönderdiğim bütün ışınlar merceği bu tarafta kesmiyor muydu? Yani asal ekseni bu tarafta bir yerde kesiyordu değil mi? Bakın şuraya mesela 2f'den geldi diğer tarafta 2f'i kesti. 3f'den geldi diğer taraftaki 1.5f'i keserek gitti. Ama burada kesemiyor. Yani F bölü 2'den gelirse asal ekseni kesemiyor arkadaşlar. Uzantısı asal ekseni kesiyor ve uzantısı F'de kesiyor. Yani bununla bir benzerliği var mı? Var tabii ki. Şimdi herhangi bir ışını nasıl bulacağız? Arkadaşlar optik merkezden geçen bir eksen çizeceğiz. Yani ikinci bir asal eksen çizeceğiz. Ama bu çizdiğimiz asal eksen gönderilen ışına ne olması gerekiyor? Paralel olması gerekiyor. Ve o dağın iz düşümünü alacağız. Yani ikinci odak bir nevi. İşte e, şu ışın ikinci çizdiğimiz asal eksene paralel gelen bir ışınmış gibi olduğu için bu ışın ikinci asal eksenin o geçerek kırılır. Dolayısıyla biz ışının bakın hani nereden kırılarak geçtiğini aşağı yukarı anlamış oluyoruz. En azından mercekle odak arasındaki şu noktadan geçeceğini net bir şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi geldik kalın kenarlı mercek. Tabi bu sefer de tümsek aynaya benzetiyoruz. Tümsek aynada neydi? Paralel gelen ışın kendisi odaktan geçemezdi arkadaşlar. Tümsek aynada uzantısı odaktan geçerdi. Yani şöyle bir ışın gelirse ayna ışığı dağıtıyordu. Biliyorsunuz kalın kenarlı mercek de ışığı dağıtıyor. Ve bu dağılan ışının uzantısı odaktan geçiyordu. Aynısı arkadaşlar. Asal eksene paralel gelen ışın dağılıyor. Yani uzaklaşıyor asal eksenden. Ve bu ışığın uzantısı odaktan geçiyor. Birebir tümsek aynayla benzer özellikler. Tersi de doğrudur. Yani nedir tersi? Paralel geldiğimde uzantım odaktan geçecek şekilde gidiyorsam e, odağa doğru geldiğim zaman da e, asal eksene paralel bir şekilde giderim. Yani bunun tersi de doğru. Şimdi e, ince kenarlı mercekte 2F'den gelen 2F'e gider diyoruz. Burada da uzantılarını söyleyebiliyoruz. Yani 2F'e doğru gelen, hani 2F'den gelen değil de 2 F'e doğru gelen 2 F'ten gidiyormuş gibi gider. İşte aynı şekilde e, optik merkez zaten ışığı kırmıyor. Yani merceğin tam ortasına gönderdiğiniz ışınlar herhangi bir kırılmaya uğramıyor. İşte ince kenarlı mercekte neydi? 1,5 F'ten gelen 3 F'e giderdi. E burada da 1,5 F'e doğru gelen e, 3 F'ten gidiyormuş gibi gider. Yani ince kenarlı mercekte ışının bizzat kendileri o noktalardan geçer. Kalın kenarlı mercekte ise uzantıları o noktalardan geçer. F bölü 2'ye F olayını da hatırlayalım. Burada da f'ten gelen ışın uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde kırılıyor. Zaten tümsek aynada da F ile F bölü 2 arasında bir bağıntı vardı arkadaşlar. Onun bir nevi aynısı. Tabii bu özel ışınlar bilinmesi gerekiyor. Çünkü merceklerdeki görüntü olayını da anlayabilmek için yine bu özel ışınlara hakim olmamız gerekiyor. Yani açıkçası hem çukur aynada hem tümsek aynada hem ince kenarlı ve kalın kenarlı mercekte aynı özel ışınlar olduğu için e, bilmenizde fayda var. Özel ışınları bilmemiz şart. Şimdi kalın kenarlı merceğe herhangi bir ışın gelirse bu nasıl kırılıyor? Arkadaşlar herhangi bir ışın yapacağımız şey nedir? Gerçi onu bir sonraki maddede mi göstereyim yok burada. Şimdi yapacağımız şey şu. E, optik merkezden geçen yani mer merceğin şu tam ortasından geçen ikinci bir asal eksen yapıyoruz. Ama bu asal ekseni gönderilen ışına paralel yapıyoruz. Yani şu gönderdiğimiz ışına paralel bir şekilde aynı zamanda da optik merkezden geçen ikinci bir asal eksen yapıyoruz. Bu asal eksenin e, odak noktasını buluyoruz. Yani arkadaşlar odağın iz düşümünü alarak ikinci odağı buluyoruz. Dolayısıyla artık bu ışın. Bu asal eksene paralel gelerek geldiği için ışın kırıldıktan sonra ışının uzantısı bu bizim odağımızdan geçmek zorunda. Yani güzel çizseydim buradan geçecekti. İşte herhangi bir ışın bu şekilde kırılıyor. Peki bilmemiz gereken diğer bir olay neydi? Tümsek aynada bunun üstüne çok düşmüştüm arkadaşlar. Yani gerçekten birkaç yerde anlatmıştım. Demiştim ki tümsek aynada bir kez daha söylüyorum. Asal eksen üzerinden nereden ışın gelirse gelsin bu ışın kırıldıktan yansıdıktan sonra ışının uzantısı asla f'i geçemez. Yani f daha arkada olur. Yani bu ışın kırıldıktan sonra f'i geçemez demiştim. Hatta şu uzaklık her zaman şu uzaklıktan küçük olur. Yani şuraya a şuraya b dersek a her zaman büyük olur demiştim. Bunun önemli olduğunu da vurgulamıştım. Aynı şey kalın kenarlı mercek için geçerli. Kalın kenarlı mercekte asal eksen üzerinden bakın dikkat edin bu önemli. Yani asal eksen üzerinden bir ışın gelirse nereden gelirse gelsin. Yeter ki asal eksen üzerinden gelsin. Yani buradan gelebilir işte şuradan gelebilir fark etmiyor. Asal eksen üzerinden gelen bir ışın kırıldıktan sonra ışının uzantısı asla odağı geçemez. Bakın odağın arka tarafına yani şuralara düşemez. Tümsek aynada öğrendiğimiz ışığı, özellik burada da aynı şekilde geçerliliğini koruyor. İnce kenarlı merceği çukur aynaya, kalın kenarlı merceği tümsek aynaya benzetebiliriz demiştik. Gelen ışınları cisim gibi, kırılan ışınları da görüntüsü gibi düşünebiliriz. Yani bunu merceklerde görüntü konusunda hani daha çok göreceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Gelen ışın bu değil mi? Yani burada diyor bir cisim olsaydı eğer, kırılan ışının da burada buradan uzansını geçtiğini görüyoruz ya. Dolayısıyla diyecektik ki gelen ışın cisim gibi. Yani burada bir cisim olsaydı ee, bu cismin görüntüsü burada olurdu diyebileceğiz. Umarım açıklayabildim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soruyla videoyu bitiriyorum. Video biraz uzadı ama anlatmak istediğim her şeyi anlattığım için mutluyum. Şimdi bir büyüteç yardımıyla güneş ışınları kuru ot parçaları üzerine düşürüldüğünde otlar yanmaya başlıyor. Zaten yangınlar böyle çıkabiliyor. Bu deneyden hangileri çıkarılabilir? Büyüteç ışınları dağıtır, hayır topluyor gördüğünüz gibi. Büyütecin odak noktası vardır. Zaten büyüteç ışığı nereye toplar? Odak noktasına toplar. Dolayısıyla odak noktası vardır. Kırık camlar ya da cam şişeler ormana atıldığında yangın çıkabilir çünkü bunlar ince kenarlı mercek gibi davranabiliyor. Dolayısıyla da ne yapıyor? Yangın çıkmasına neden olabiliyor. Lütfen dikkat edelim. Bir I ışını özdeş birim karelerden oluşan düzleme yerleştirilmiş. ışının izlediği yol verilmiş. Bize fx bölü fy soruluyor. Merceklerin odak uzaklığı soruluyor. Önce sadece x merceği varmış gibi düşünebiliriz. Ee, soruyu iyi çözebilmek için. Bakın şöyle bir ışın geldiğinde y merceği olmasaydı bu ışın şöyle gidiyordu. Bakın y merceğini unut. Dolayısıyla ışın merceğin sol tarafından 1, 2, 3, 4. Bakın buradan 4 birim uzaklıktan geldi mi arkadaşlar? Peki sağ tarafından sayın 4 birim yapıyor. Yani arkadaşlar 4 birimden 4 birime. Bu ne demek? 2 F'den gelen 2 F'e gider demektir arkadaşlar. Demek ki burası bu merceğin 2 F'i yani merkezi. O zaman şurası da F'i oluyor. Yani X'in odak uzaklığı 2 birim. Bunu bulduk. Şimdi Y'ye gelelim. Bu sefer de X'i komple unutacağız. Y merceğine geliyorum. Buraya doğru gelen ışığın yani şu noktaya doğru pardon o nasıl bir çizişti ya. Şöyle biraz düz çizeyim. Şuraya gelen ışın paralel gitmiş. E kalın kenarlı merceğe paralel gitmesi için odağına doğru gelmesi lazım ışının. Yani şu noktanın Y merceğinin odağı olması lazım. O zaman iki birim Y merceğinin odağıdır. Odak uzaklıkları eşitmiş. Sorunun cevabı 1 olarak bulunur. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Hava ortamında bulunan ve odaklarından biri F olan ince kenarlı merceğe tek renkli XYZ ışınları gönderiliyor. Buna göre hangi ışınlar K noktasından geçer? Şimdi Z ışını zaten optik merkeze geldiği için kırılmaya uğramaz, K'dan geçer. Daha sonra X ışını, e, burası odaksa şurası nedir arkadaşlar? Merkezdir değil mi? Yani 2F'dir. Dolayısıyla X ışını 2 birimden gelmiş, yani 2F'den gelmiş. 2F'den gelen nereye gider? 2F'e gider. 2F'den gelen 2F'e gider kuralını uyguladığımızda zaten ışın K'dan geçiyor. Gelelim şimdi 3. ışınımıza. Ee, odak noktasından geliyor çünkü bir birim onun odağıydı. Odaktan gelen paralel gider kuralına göre bakın o da K noktasından geçiyor. Yani bütün ışınlarımız K noktasından geçiyor. Asal eksenleri çakışık X ve Y merceklerinden oluşan düzenekte aynı renkli ışınlar. Arkadaşlar bu çok önemli çünkü merceklerde ışığın rengi önemli. Kırmızı ışık kırılmayı fazla sevmiyor ama mavi ve mor ışık kırılmayı daha çok seviyor. Dolayısıyla ışığın rengini belirtmek zorunda aynı renkli ışınlardan I1 ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre I2 ışını hangi yolu izler? Şimdi I1 ışınının nereye doğru gitmek istediğine baktığımızda şu noktaya doğru geldiğini, mercekten kırıldığı zaman da uzantısının şu noktadan geçtiğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar uzantısı bu noktadan geçiyor. Yani şunu diyebiliriz. Buraya doğru gelen bir ışının buradan kırılarak gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu mercek ince kenarlı mı, kalın kenarlı mı, ışığı dağıtmış mı, toplamış mı? Şöyle gelen bir ışığı daha uzak bir noktaya götürdüğü için yani asal eksenden uzağa doğru attığı için bu mercek kalın kenarlı bir mercektir. Kalın kenarlı merceklerdeki özel ışınları hatırlayalım. Merceğin sağ tarafında iki birim, sol tarafında iki birim yani uzaklıklar eşit. Arkadaşlar bu 2 F'e doğru gelen ışının 2 F'ten kırılarak gittiğini bildiğimiz özel ışındır. Dolayısıyla birinci merceğimizin odak uzaklığının bir birim olduğunu biz burada öğrendik. Daha sonra arkadaşlar X merceğini tamamen unutuyoruz ve Y merceğine odaklanıyoruz. Y merceğine ışın şu şekilde geliyor. Ama bu ışın eğer asal eksen üzerine düşürülmezse biz bu ışının tam olarak nereden geldiğini anlayamayız. Dolayısıyla bu ışığı asal eksenden geliyormuş gibi kabul ederek yani Y merceğine bu ışın aslında şuradan geldi. Bakın. Buradan geldi ve nereye gitmek istiyor ona bakalım. Bakın arkadaşlar şuraya gidiyor. Yani Y merceğinin 4 birim solundan gelen ışın Y merceğinin 4 birim sağına gidiyor. İşte aynı şekilde bu da yine 2F'ten gelen ışın 2F'e gider kuralını sağlıyor. Yani Y merceğimiz ışığı topladığı için ince kenarlı bir mercek ve burası o ince kenarlı merceğin 2F'i yani merkezi. Dolayısıyla şurası da onun odağı oluyor. Ben buraya F, Y demek istiyorum. Aynı şekilde ee, şimdi I2 ışınının nereden gideceğine bakalım. Şimdi birinci merceğimiz kalın kenarlıydı ve bir birim onun odak uzaklığıydı. Bu ışın merceğin hangi noktasını hedef alıyor arkadaşlar dikkat ederseniz, şu noktasını hedef alıyor. Peki X merceği için bir birim uzaklık odak değil miydi? Yani I2 ışını X merceğinin odağını hedef almış. Odağa doğru gelen ışınlar kalın kenarlı mercekte asal eksene paralel olarak gider kuralına göre. Bu ışın şu şekilde gelecek ve y merceğine paralel olarak gelen ışın da ince kenarlı merceklerde paralel gelen ışınlar odaktan geçmez mi geçer? Odaktan geçmesi için şu noktadan geçmesi gerekiyor yani f y'den geçmesi gerekiyor. O zaman hangi yolu izleyerek f y'den geçebilir? 3 yolunu izleyerek f y'den geçebilir. Yani sorumuzun cevabı c şıkkı olarak bulunmaktadır. Geldik bu soruya. Enzey kırıcılık indili saydam mercek nx, nc, e, nx, ny ortamlarına konulmuştur. Işınları vermiş bize kırıcılık indilerini soruyor. Öncelikle ince kenarlı mercek ışığı topluyordu değil mi? Yukarı tarafta ışığı toplamış mı bu mercek? Evet toplamış gayet de güzel toplamış. Peki aşağı tarafta ışığı toplamış mı? Bakın asal eksene doğru yine bu ışığı yaklaştırmış yani toplamış. Demek ki mercekler karakter değiştirmemiş. Demek ki Merceğin kırıcılık indisi ortamdan daha büyük. Yani nz arkadaşlar hem nx'ten daha büyük. nz aynı zamanda ny'den de daha büyük. Çünkü karakter değişimi gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi mercekler ışığı neden kırıyor? Kırıcılık indileri farklı olduğu için. Eğer üst tarafta nx değil de nz ortamı olsaydı. Dolayısıyla bu da nz bu da nz olduğu için ışık hiçbir şekilde kırılmayıp böyle giderdi. Yani ışığın kırılmasının nedeni ortamların kırıcılık indilerinin farklı olmasıdır. Ortamların kırıcılık indileri ne kadar farklı olursa yani birbirinden ne kadar çok uzak olursa ışık o kadar çok kırılır. Dolayısıyla ışık yukarıda mı daha çok kırılmış bak böyle gelirken böyle gittiğinde mi daha çok kırılmış sizce yoksa böyle gelirken böyle gittiğinde mi daha çok kırılmış. Arkadaşlar yukarı tarafta daha çok kırıldığını görüyorsunuz. Hani böyle gidecekken bayağı bir kırılıyor. Burada ise böyle gidecekken biraz kırılıyor. Yani üst tarafta daha çok kırılıyor. Daha çok kırılıyorsa fark çoktur. Yani nz ile nx arasındaki fark çok. Ama alt taraftaki nz ile ny arasındaki fark biraz daha az. Dolayısıyla sıralamamız şöyle olmalı. nz ile nx arasındaki fark çok diyoruz. Demek ki araları uzak. ny'nin ise daha nz'ye yakın olduğunu görüyoruz. Yani z, y, -X sorumuzun cevabı e şıkkı olarak bulunmaktadır. Kalın kenarlı mercek düşey çizgi boyunca ikiye bölünüp yarısı atılırsa merceğin odak uzaklığı ne olur? Arkadaşlar şimdi kalın kenarlı mercek biliyorsunuz ki ışığı dağıtan bir mercektir. Ve merceklerin yarısı kesilip atılırsa mercek daha önceden yaptığı işin yarısını yapar. Yani örnek veriyorum size. Daha önceden böyle gelen bir ışığı böyle gelen bir ışığı kalın olduğu için yani yarısı alınmadığı için atıyorum size şöyle kırıyorsa yani biraz abarttım mı bilmiyorum da bakın bayağı bir kırdım değil mi? Yukarı doğru dağıttım. Şimdi bu merceğin yarısını alırsanız siz merceğin kırması da azalır. Yani örnek veriyorum başka bir renkle yapacağım. Mesela yine böyle geldi ya arkadaşlar. Artık daha az kırar. Daha az kırar demek yani neredeyse eski doğrultusuna doğru yakın olur. Yani şöyle biraz kırar. Eskisi kadar çok kıramaz çünkü merceğin yarısını aldın, götürdün. Dolayısıyla daha çok daha az kırdığı için bakın arkadaşlar odak uzaklığı arttı. Yani eskiden odak uzaklığı şu kadardı çok kırdığı için. Şu anda odak uzaklığı bu kadar az kırdığı için. Demek ki odak uzaklığı ne olurmuş arkadaşlar? Artarmış. Azalma ya da değişmeme gibi bir şansı yok. Sorumuzun cevabı A şıkkı olmaktadır. Merceklerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Elimizdeki bir mercek yardımı ile yerdeki kuru ot parçalarını yakmak mümkün oluyorsa bu mercek kalın kenarlıdır. Hayır. İnce kenarlı merceklerle bu mümkündür arkadaşlar. Çünkü ince kenarlı mercekler ışığı odak noktasına topladığı için güneşten gelen dışarıda mesela bir sürü güneşten gelen paralel ışık var. Bu ışınların hepsini arkadaşlar o yanlış çizdim. Hepsini odak noktasında topluyor. Yani hepsi aynı noktada toplanıyor. Alttan gelen ışınlar da aynı noktada toplanıyor. Dolayısıyla burada e, bir sıcaklık artışı meydana geliyor ve buradaki ot yanmaya başlıyor ve orman yangınları oluşuyor. Bir merceğin asal ekseni üzerinde iki tane odak noktası vardır. Bu doğru. Merceklerin sağında bir odak, solunda bir odak yani iki odakları vardır. Bir merceğin iki tarafının eğrilik yarıçapları farklı olsa bile iki tarafındaki odak mesafeleri eşittir. Bu da kesinlikle doğru. Yani mercekler biliyorsunuz arkadaşlar Farklı yarı çaptaki, farklı yarı çaptaki kalıplar kullanılarak ince kenarlı mercek elde edilebiliyor. Yani birinci kullandığın e, çemberin kürenin yarı çapı büyük, ikinci kullandığın kürenin yarı çapı küçük olabilir. Yarı çaplar farklı olsa dahi bir merceğin iki tarafındaki odak uzaklığı aynıdır. Yani sen buradan gönderdiğinde ışın buraya kırılıyorsa, e, aynı ışığı örnek veriyorum bu taraftan gönderdiysen o da buraya kırılır. Yani şu mesafe şu mesafeye eşittir. Bu bizim müfredatımıza giren bir olay değil. Bunun bir formülü var normalde. Hani merceklerin odak uzaklığının bulunma formülü. işte n mercek bölü n ortam eksi 1 parantez çarpı 1 bölü r1 artı 1 bölü r2 diye böyle garip bir formülü var. Yani merceklerin odak uzaklığı merceğin kırılcılık indisine, ortamın kırıcılık indisine ve eğrilik yarıçaplarına tabii ki de bağlıdır. Ama bizim konumuzu ilgilendiren bir şey değil. Bakın R1 ve R2 farklı ama biz burada sonuçta bir tane F buluyoruz. Yani bir tane odak buluyoruz ve o bulduğumuz odağı hem sağ tarafa hem sol tarafa yazıyoruz. Yani farklı farklı odaklar yok. Sorunun cevabı D şıkkıdır. Şimdi buna göre diyor nx arttırılırsa 1-2-3 yollarından hangilerini izleyebilir? Şu anda gelen I ışını ı üstü gibi gidiyormuş. Kalın kenarlı mercek görüyorsunuz dağıtıyor. Yani demek ki normal davranıyor. Yani NX x büyüktür n y. Yani merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden büyükse mercek yapması gerekeni yapar. Kalın kenarlı mercekten de biz ışığı dağıtmasını bekliyoruz. Adam da ışığı dağıtmış zaten. Şimdi diyor ki NX x arttırılırsa. Kardeşim NX'i x'i arttırırsan en y'ye doğru yaklaşmaya başlar. Yani örnek veriyorum bu 1.5 bu 1 ise sen bunu da yavaş yavaş 1.3 yaparsan hatta ileride 1.5 yaparsan ne olur? Belki de ileride 1.8 yapacaksın. Yani arttırıyorsun. Şimdi arttırdıkça kırıcılık azalır. Kırıcılık azalır ne demek? Ee, şimdi eskiden bu 1.5 bu 1 aralarındaki fark çoktu ve kırılma çoktu. Ama bu 1.5 iken bu artık 1.3 ise e, dolayısıyla kırıcılık ne olacak? biraz azalacak. Kırıcılığın azalması demek arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bakın. Şöyle geldiğinde şöyle gitmesi değil de daha az kırılması demek şöyle gitmesi demek. Yani burada diyelim 4 numaralı bir yol olsaydı 4 numaralı yolu izleyebilirdi. Ha, daha da mı az kırıldı? Hatta hiç kırılmadı değil mi? Mesela burası 1.5 iken eğer sen ortamı da 1.5 yaparsan hiç kırılmaz. O zaman hangi yolu izler? 2 yolunu izleyebilir. Peki başka Şimdi arkadaşlar merceğin kırıcılık indisini e, şey pardon ortamın kırıcılık indisini iyice arttırıp merceğin üstüne çıkarsan yani nx büyük ny olursa mercek karakter değiştirir. O zaman ne olur arkadaşlar bu mercek ışığı dağıtmaz toplar. Yani kalın kenarlı merceğimiz ince kenarlı merceğe dönüşür. Yani gelen ışığı bu sefer odağına doğru toplar. Yani gördüğünüz gibi 3 üç numaralı yolu da izleyebilir. Yani 2 ve 3 numaralı yolu izleyebilir. 1 numaralı yolu izleyemez. Çünkü 1 numaralı yolu izlerse ışığı daha çok kırmış oluyor. Yani eskiden bu kadar kırarken şimdi daha da çok kırıyor. Daha da çok kırması için bu ikisi arasındaki farkı arttırman gerekiyor. Yani en y büyük en x farkını arttırmak ne demek? Yani bir yolunu izlemesini istiyorsan bu küçük olanı daha da küçülteceksin. Böyle fark arttırabilirsin. Ya da büyük olanı daha da büyüteceksin. Yani bu ikisi arasındaki farkı arttırırsan bir yolunu izler. Burada böyle bir ihtimal yok. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmaktadır. Buna göre mercek ve aynanın odak uzaklıkları oranı bana soruluyor. Şimdi kalın kenarlı mercek biliyorsunuz ışığı dağıtan bir mercektir. Şu anda aynayı düşünmeyin. Sadece kalın kenarlı merceğe paralel gelen ışının şuradan gittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır kuralına göre burası Kalın kenarlı merceğin neyi olmalı? Odak noktası olmalı. Yani f e, mercek diyorum buraya. Kalın kenarlı merceğin odağı. Peki şimdi de arkadaşlar merceği tamamen unutun. Sadece ve sadece aynayı düşünün. Aynaya bu ışın böyle geliyor, değil mi? Bu ışını devam ettirmeniz lazım. Yani bu ışın asal eksenin üzerinden gelseydi böyle gelir miydi? Evet, böyle gelirdi. Asal eksen üzerinden böyle gelen ışın bu şekilde yansıyorsa Şimdi geldiği yerin aynaya uzaklığına bakalım. Bakın 1 2 3 4. Yani ışın arkadaşlar 4 birim uzaklıktan aynaya geliyor. Dikkat ederseniz 2 birim uzaklıktan yansıyor. Şimdi 4'e 2 birbirinin yarısı arkadaşlar. Bu herhangi bir oran değil ve aynalarda birbirinin yarısı olayı 3f'e 1,5f'te vardı. 1 de F bölü 2'ye eksi F muhabbetinde vardı. Yani yarısı durumu başka bir yerde yok. Sadece bu ikisinde var iki kat muhabbeti. Şimdi bizim gelen ışınımız da aynanın önünde. Yansıyan ışınımız da aynanın önünde olduğu için yani eksi F muhabbeti yok. O zaman 3F'e 1.5F'i düşüneceğiz. Yani burası e, tüm e, çukur aynanın 3F noktası. Burası da tümsek e, çukur aynanın 1.5F noktası. Yani neymiş? 3 f'ten gelen 15 f'ten geçer özel durumudur bu. Şimdi iki tane birim, yani şurası ve şurası, iki birim, 1.5 yani 3 bölü 2 demek. 3 bölü 2 e, çukur yapıyorsa, 3 bölü 2F yapıyorsa, biz buradan 2 ile 2'yi çarparız. 4 bölü 3 olur çukur aynanın odak uzaklığı. Yani buradaki aynaya 4 bölü 3 gelecek, alt tarafa 4 bölü 3 gelecek. Mercek zaten kaçtı arkadaşlar merceğin uzaklığı? Bakın şurası e, merceğin odak noktasıydı. Yani mercekten uzaklığı bakın 1, 2. Merceğin odak uzaklığı 2 birimdi. Buraya da 2'yi getirdik. 2 bölü 1, alt taraftan da 3 bölü 4 geliyor. Ve buradan arkadaşlar 6 bölü 4 yarısı tabii ki de 3 bölü 2 olarak bulunur. Bu soruya geldiğimizde asal eksenleri çakışık ince kenarlı merceklere gönderilen I ışının izlediği yollar verilmiş yine odak uzaklıkları oranı yani özel ışınları iyice e, kavratmaya çalışıyorum. Şimdi paralel gelen ışın birinci merceğe geldiğinde şu şekilde toplanmış demek ki birinci mercek ince kenarlı. E, daha sonra ikinci merceğe geldiğinde ise ışığın dağıtıldığını mı toplandığını mı görüyoruz. Arkadaşlar bakın ışın böyle gidecekken böyle gitmiş. Yani asal eksene doğru yaklaşmamış mı o zaman toplamış. Yani bu da ince kenarlı, bu da ince kenarlı olduğunu görüyoruz. Zaten soru şuralarına bu işareti koyarak bize bunu söylüyor ama yani bu başka bir soru olsaydı ve mercek türleri bize sorulsaydı biz mercek türlerini ışığı dağıtıyor mu, topluyor mu kuralına bakarak anlayabiliyoruz. Şimdi asal eksene gelen paralel ışık bu noktadan geçiyorsa bu nokta o merceğin odağıdır. Yani buraya ben F1 yazabilirim. Diğer mercekte ise şöyle bir durum oluşmuş arkadaşlar. Buradan gelen ışın şu şekilde gitmiş. Ve burasının bir birim, burasının da iki birim olduğunu görüyoruz. Bu ince kenarlı mercekte şöyle bir e, özel ışın vardı. F bölü 2'den e, gelen ışın, işte merceğin aynı tarafından F'den gidiyormuş gibi gider. Yani F bölü 2'ye F olayı burada da var. Yani çukur aynada da vardı bu, e, burada da var. Dolayısıyla burası e, merceğin F bölü 2'si, burası da merceğin F'i. Yani şu iki birim uzaklık merceğin e, odak uzaklığı. Yani ikinci merceğin odak uzaklığı. Bu bir birim uzaklık da ikinci merceğin odak uzaklığının yarısı. Dolayısıyla F1 yerine F1'in ben görüyorsunuz şurayı işaretlemiştim. Yani bir birim olduğunu biliyorum. Fakat F2'nin arkadaşlar bakın 1, 2 yani şuradan uzaklığı 2 birim olduğunu biliyorum. Sorumuzun cevabı D şıkkı olmaktadır. Ve bu videonun son sorusuyla birlikteyiz. Yine ödev kitabımızdan seçmiş olduğumuz bir soru. Odaklarından biri F olan hava ortamındaki ince kenarlı mercek ve düzlem aynalarla kurulan düzene tek renkli X ve Y, Z ışınları gönderiliyor. X, Y, Z ışınlarından hangileri kırılma veya yansımalar sonucunda K noktasından geçer? Şimdi canlar X odaktan geldiği için ince kenarlı merceğe odaktan geliyorsa paralel gider. Paralel gittiği zaman buradaki düzlem aynaya çarpıyor ve normali çiziyoruz normalle aynı açıyı yapacak şekilde yansır yani k noktasından geçeceğini görüyoruz. Yani x'in k noktasından geçtiği görülüyor. Dolayısıyla burayı siliyorum. x'i yazdık. Şimdi y'ye gelelim arkadaşlar. Y nereden geliyor? E y de odak noktasından geliyor. Farklı bir şey yok. E y de paralel gider ve gördüğünüz gibi e, birinci mercekten kırıldığı anda direkt k noktasından geçiyor. Demek ki y de k noktasından geçiyor. Bunu da yazalım. Bunu siliyorum. Şimdi geldik Z. Arkadaşlar Z nereden geliyor? Bak havadan geliyor gibi olursa çözemezsiniz. Kesinlikle bunu uzatıp asal eksen üzerinden nereden geldiğini bilmeniz lazım. Bunu uzattığınızda bu ışının aslında asal eksen üzerinden şuradan geldiğini görüyorsunuz. Yani arkadaşlar 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde gittiği için bakın 2 birim 1 bir F ise burası da 2 birim yani 2 F. O zaman ince kenarlı merceğe 2 F'den gelen ışın ince kenarlı merceğin 2F'ine gider. Hani 2F'den gelen 2F'e gider kuralı vardı. Burası 4 birimse burası da 4 birim olacak. Yani şu 4 birim bakın şu 4 birime gidecek. O zaman bu ışın buradan böyle gelecek. E burası düz ayna olduğu için düz aynadaki normali çizdik. Aynı açıyla ışını gönderelim. Aynı açıyla ışın gittiği zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gider. Yani yine K noktasından geçmiş olur. X, Y, Z ışınlarının tamamı K noktasından geçer arkadaşlar. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.